dünyada en büyük zalim olduğu kanıtlanmış olan Yahudileri Gazze'de yapmış olduğu bu zulümleri sebebiyle Rabbim kahreylesin. Amin. Bir avuç millet, onlar da abluka içerisinde yaşıyorlar, esaret içerisinde yaşıyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde dünyaca en güçlü silahlara sahip olan İsrail'in karşısında, sadece İsrail'in değil Amerika, İngiltere hepsi orada. Onların silahları karşısında bugüne kadar direndiler. Aman Allah'ım, 10 yaşındaki çocuk, dedesi ona incir veriyor. Dedi diyor, ben oruçluyum diyor. Ben diyor şehit olacağım diyor. Oruçlu olarak şehit olmak istiyorum. Bundan dolayı her gün oruç tutuyorum diyor. 10 yaşındaki çocuk şehadet ruhuyla yetişiyor. Kadını akşam yatacağı zaman namaz elbisesiyle beraber duruyor ve Kur'an elinde duruyor. Nasıl olsa şehit olacağım, bu şekilde şehit olayım. Kadınında bu duygu var, çocuğunda bu duygu var. Abisini babasını kaybetmiş olan çocuk, ben diyor bir şehidin evladıyım diyor. Onun mutluluğunu yaşıyor. Yani İslam'da namaz olduğu gibi cihat ruhu da var. Artık yani ölmek çoktan razı oldukları şey. Diyor ki Allah'ım diyor, bu benim canım diyor, bunu sana verdim. Benden razıysan daha da can veririm sana diyor. Yani bunu konuşmak biraz zor, dinlemek de zor. Bunu yaşıyor adamlar, canlı canlı yaşıyorlar. Dolayısıyla burada kaybeden kimdir? Kaybeden dinsizlerdir, imansızlardır. Her zulmeden zalim hesabını Allah'a söke söke verecektir.